Merhaba, Elçiye Zeval Olmaz'a hoş geldiniz. Ben Seda Erden. Bugün rotamızı Güney Yarımküre'ye çeviriyoruz ve sizi Avustralya mutfağıyla tanıştıracağım. Avustralya göçmenlere açık bir ülke. Dolayısıyla çok kültürlü bir toplum diyebiliriz. Bu elbette mutfaklarına da yansıyor. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeyelim ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larson'a konuk olalım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Avustralya rezidansına hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Seda ben. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. James Larson ve eşi Antoinette yaklaşık bir yıldır Ankara'da. İki çocuklarıyla birlikte buradalar. Son derece misafirperver olan aile, nadide eşyalardan derledikleri evlerini keyifle gezdiriyor. Aborijin sanatından modern Türk sanatına Büyükelçinin evi de aslında ülkesi Avustralya gibi çok kültürlülüğü temsil ediyor. Bu evde yapmaya çalıştığımız modern Avustralya'yı bir parça evimize taşıyabilmek. Bu tabloda mesela bir aborjin sanatıdır. Batı Avustralya'da yaşayan bir aborjin topluluğunun hikayesini anlatır. Her yıl bu topluluğun erkekleri buluşur. Bu tabloda da eski hikaye modern bir çerçeve ile bir sanat eserine dönüşüyor. Biliyorsunuz, Avustralya çok kültürlü bir toplumdur. Asyalılar, 100 bine yakın Türkiye'den göçmüş Türkler, Vietnamlılar, Çinliler var. Yani bugün Avustralya farklı kültürlerin bir karışımı. Dolayısıyla biz dünya ile ilişkilerimizde bu çeşitliliği gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Ankara'yı çok rahat bir şehir olarak tanımlayan Büyükelçi Larson, kendi gibi diplomat olan eşinin ilginç bir hobisini de paylaşıyor bizimle. Evimizde Türkiye ve Avustralya uyumunu gösteren bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Çay sandığı deriz biz buna. Bu benim Ulus'u ilk ziyaret ettiğimi gördüğüm ve satın aldığım ilk sandık. Is it wood? Bu tahta sanırım. Bence hiç öyle. Çok güzel. Önce gördüm, fotoğraflarını çektim. Avustralya'daki arkadaşlarım gördükleri zaman ne kadar egzotik olduğuna dair yorumlar yaptılar. Ben de o zaman satın almaya karar verdim. Demin gösterdiğim yeşili aldım. Sonra da bunu aldım. Ve bu da üçüncü sandığınız. Anladığım kadarıyla Karadeniz bölgesinden bir sandık bu.
Bu çok orijinal bir parça. Aynı zamanda da kahve masası olarak da kullanılabiliyor. Evet, kesinlikle. Bence modern bir kahve sehpası kullanmaktansa bu sandıkları kullanmak çok daha orijinal bir fikir. Modern Avustralya, biraz Ankara, Anadolu, her birinden bir parça hikayesi var. İstanbul'da gezerken görüp aldıkları 19. yüzyılda Osmanlı haritacıların çizdiği Avustralya haritası salonun nadide parçalarından biri. Türkiye'de Avustralya, Avustralya'da ise Türkiye yılı olarak kutlanıyor. Savaştan kalıcı dostluğa temasıyla hazırlanan programı en ince ayrıntısına kadar anlatıyor Büyükelçi Larsen. Çok heyecanlı bir yıla hazırlanıyoruz. Çünkü iki ülke birbirini çok iyi tanımıyor. 2015 yılında Türkiye'de Avustralya yılı ilan edildi. Modern Avustralya kültürünü tanıtmak, kutlamak amacıyla ve bu yıl içinde Avustralya'dan çok fazla sanatçı gelecek. Ve bizim bazı şeyleri Avustralya'da nasıl yaptığımızı gösterecek. Ki eminim bu Türkler için de enteresan bir tecrübe olacak. Mesela Avustralya'dan mimarlar, Türk mimarlarıyla çalışacak. Yoist'un Serası adını verdiğimiz bir proje var. Yoist, İstanbul'daki Şişhane Parkı'nda seyyar bir restoran kuracak. Bu restoranın özelliği sürdürülebilir ve geri dönüşüm olma özelliği. Gastronomi uzmanları gelecek mesela. Stephanie Alexander, Avustralya'nın en bilinen yemek kitabı yazarı ve harika bir aşçıdır. Haziran'da o gelecek. Bizim mutfakta da var onun yemek kitabı. Dolayısıyla gördüğünüz gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış, enteresan insanları getireceğiz. Ve burada asıl amaç Türkleri ve Avustralyalıları bir araya getirmek ve eğlenmelerini sağlamak. Ama sadece bu da değil, birbirlerinin kültürlerinden etkilenmelerini ve geleceğe daha güvenli bakmalarını sağlamak. Anladığım kadarıyla bu tek taraflı bir etkinlik olmayacak. Aynı zamanda Avustralya'da da Türkiye yılı kutlanıyor olacak, değil mi? Kesinlikle doğru. Yanılmıyorsam şu aralar ilk Türk gösterisi sahneleniyor olacak. Slogan: Avustralya'da Türkiye 2015. Türk sanatçılar hem geleneksel danslar hem de modern Türk dansları ile harika bir sinerji içerisinde olacaklar. Mesela biz Türkiye'ye olağanüstü bir yerel dansçı getiriyoruz. Bangar adında. Aynı zamanda biz buraya genç akrobatlar da getiriyor olacağız. Sohbet sık sık salona büyük bir heyecanla giren JD'nin yaramazlıklarıyla bölünüyor.
Arada kısa bir müzik molası da veriliyor. Ve artık mutfağa gidip yetenekleri test etme zamanı. Evet, şahane bir mutfak. Sebzelerimiz hazır. Bakalım bugün Avustralya mutfağına dair hangi yemekleri yapacağız? Hemen Büyükelçi James Larson'a soruyorum. Yalnız hemen başlamadan önce her zaman olduğu gibi bir sürprizimiz var Büyükelçi ve eşine. Ambassador Larson, so what are we going to do today? Bugün ne yapacağız? Bugün size Avustralya'nın geleneksel yemeklerinden bir seçki yapacağız. İlk olarak size kuzu marine edeceğiz. Eti baharatlarla harmanlayıp barbekü yapacağız. Avustralyalılar eti dışarıda yemektense evlerinde barbeküyle yapmayı tercih ederler. Etin yanında leziz bir salatamız olacak. Biliyorsunuz Avustralya'da hatırı sayılır bir Asya kökenli nüfus var. Bu sebeple yemek kültürümüzde Asya etkisini görüyorsunuz. Çok güzel. Başlayalım mı? İlk yapacağımız yemek Büyükelçin'de söylediği gibi kuzu şeritleri. Hemen malzemeleri şöyle size göstereyim. Zeytinyağımız var burada, limon suyumuz var, kimyonumuz var, tuz var. Maydanoz var, sarımsak var, kişniş var, paprika var ve herhalde birazdan açıklayacağı şöyle karışık renkli bir baharat var. Farklı baharatlardan oluşan. Hemen başlayalım o zaman. Let's all start. Önce tencereye zeytinyağını ekleyelim. Ne kadar yağ kullanıyoruz? 2 su bardağı. Çünkü hoş bir aroma verir ete. Sonra karabiber. Taze karabiberin kokusunu alabiliyorum. Bence marine ederken çıkan kokulardan bile bu yemeğin ne kadar leziz olacağını tahmin edebilirsiniz. Burada kimyon var. Koklayın, ne kadar güzel kokuyor. Evet, bayıldım. Enfes kokuyor. Kimyon bu bölgede çok bilindik aromadır ve biz de çok kullanıyoruz. Anladığım kadarıyla siz de çok fazla baharat kullanıyorsunuz. Evet, tam bir kaşık kimyon kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı da tuz. Hepsini buraya koyuyoruz. Sırada taze kişniş var. Kişnişi mutfağınızda sık kullanıyorsunuz değil mi? Özellikle Asya mutfağında. Bence zaten Avustralya mutfağında son 50-60 yılda çok fazla değişim oldu. Taylandlıların, Çinlilerin Avustralya'ya gelmesiyle göçmen olarak bu aromaları da bizim mutfağımıza girmiş oldu. Bak şunu kokla, harika kokuyor değil mi? Çok güzel. Ve burada biraz paprika var. Tatlı biber mi? Evet, koklayın isterseniz. Sanırım birazdan hapşıracağım. Bana çok fazla baharat koklattınız. Burada doğranmış sarımsak var. Kabın içine gitmeye hazır. Bunu sana koklatmayacağım bile. Evet, yoksa beni öldüreceksiniz. Bir yemek kaşığı sarımsak yeterli mi? Evet, yeterli. Yani birkaç diş sarımsak mı? Evet. Limon suyu bu yemeği yaparken çok önemlidir. Hem asitli bir tat verir, hem zeytinyağı ve baharatları dengede tutar. Burada sabah doğradığımız taze maydanoz da var. Onu da ekliyorum. Şuradan da bir parça kesip içine ekleyelim. Burada kendimiz yetiştiriyoruz. Yapacağımız şey, şimdi bunları karıştırıyorsunuz. Hem renkleri hem kokuları muhteşem. Çok da basit. Bütün hafta çalışmışsınız, hafta sonu evinize misafir geliyor. 6 saatinizi mutfakta geçirmek istemezsiniz değil mi? Müsaade ederseniz şimdi ellerimi kullanacağım. Kesinlikle. Bu şekilde hazırladığımız karışımı etin üzerinde gezdirelim. Çok güzel kokuyor.
Gerçekten bütün bu baharatlar inanılmaz güzel kokuyor. Hepsi böyle birbirine karıştı. Zeytinyağı da tabii hepsinin aromasını çok güzel çıkarttı. Şimdi etlerin üzerini böyle güzelce kapatıyoruz ve onları bir süre dinlenmeye bırakacağız. Etler dinleniyor. Şimdi biz de ikinci yemeğimiz olan mercimek salatasına geçeceğiz. Şimdi bakın, size yeşil mercimekleri göstereyim. Bunlar suda ıslattığımız mercimekler. Hala sertler bakarsanız. Kaç saattir sudalar? Dün gece koyduk ama hala sertler. Evet, onun için 5 dakika kaynatalım. Peki hiç tuz eklediniz mi? Hayır, eklemedik. Bence 20-25 dakika kaynasa daha iyi olur. Onlar pişerken tabii ki biz de malzemelerimizi size tanıtalım. Ne var? Yine zeytinyağımız var, limon suyu var, tuz ve karabiber var. Asya mutfağından çok etkilendiği için Avustralya mutfağı. Yine kişniş kullanıyoruz, taze kişniş. Burada kereviz görüyorum, taze kereviz. Taze soğan var, yine kimyon var, domates var ve bir de güzel yumuşamış avokadomuz var. Mercimekler pişerken ben de diğer bütün malzemeleri karıştıracağım. Burada kereviz var. Taze mi? Ne kadar var? Bir kap. Bak kokla, tazecik kokuyor. Türkiye'de beni çok etkileyen şeylerden biri meyve ve sebzenin çok taze ve leziz olması. Avustralya gibi bir yerde bile biz artık mevsim sebzesi kavramını biraz kaybettik bence. Türkiye'de siz bunu çok iyi başarıyorsunuz. Burada taze organik domatesler var. Türkiye'nin güneyinden bir arkadaşımız gönderiyor. Yaklaşık 1,5 domates var. Biraz karıştıralım. Enfes değil mi? Burada da kişniş var. Ne kadar olduğunu Antoniyet biliyor. Bakıyorum da her şeyi eşinize danışıyorsunuz. O kadar mı, bu kadar mı diye. Çünkü Antoniyet de miktar konusunda uzmandır. Bak, bu da harika kokmuyor mu? Evet. Limon suyu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Bu sırada mercimekler kaynamaya başladı. Evet, evet. Çok hızlı. Şimdi bir çay kaşığı biber ve tuz ekleyelim. Tamam. Çok güzel bir tat. Mercimekler kaynarken bunları karıştıralım. Biraz kenarda beklesinler. İçine biraz da avokado koyalım. Evet, bunu sen kesmek ister misin? Tabii ki. Bak, karıştırdığımız zaman hepsi ne kadar güzel kokuyor. Ayrıca son derece basit. Bence kereviz çok iyi bir fikir. Hem taze bir tat veriyor, hem yerken kıtır kıtır ağza geliyor. Çünkü yumuşamış mercimekler var ve diğer malzemeler yumuşamış. Onun için kereviz farklı bir tat veriyor. Bence sonuçta yediğimiz yemeğin enteresan olmasını isteriz. Evet, haklısınız. Enteresan, renkli, taze. Bence Türkiye'de muazzam bir yemek kültürünüz var. Bizim de öyle. Çünkü bizde geniş bir göçmen topluluğu var. Türkler de dahil. O zaman Türk mutfağına yabancı değilsiniz. Hayır, kesinlikle. Türk mutfağını çok severiz. Türkler Avustralya'ya gelirken yemeklerini ve yeme alışkanlıklarını da getirdiler. Enteresan Türk ve Osmanlı tatları ve Avustralya'da Türk mutfağı bilinir, sevilir. Bu hazırladığınız salata bizim evde yaptığımızdan çok da farklı değil. Tek fark avokado olabilir mesela. Bana tam ev yemeklerini hatırlattı. Hemen şu mercimeklere bakalım. Hala biraz sertler. Biraz daha kaynamaları lazım. Avokadoları da şuraya ekler misin? Avokadolar da gidiyor. Şimdi mercimekler daha olmadığı için biraz beklememiz gerekiyor. Ama bu zaman zarfında da zaten Antoinette avokadoyu doğradığı için daha vaktimiz var. Tamam, artık bu hazır mı? Evet, 15 dakika kaynatıldılar. Evde yaptığınız zaman yumuşayıp yumuşamadığını tadarak anlayabilirsiniz. Denemek ister misin? Sıcak mı? Dikkat et, biraz sıcak. Güzel olmuş. Kaynayan mercimekleri buraya alalım. Biraz soğusun ve hazırlar. Şimdi avokado ve diğer sebzeleri karıştıralım. Dikkat ediyorum, mercimeği hemen hepsini boşaltmadı.
Önce bir parça koydu. Muhtemelen ne kadar kaldırdığını salatanın tartmak istiyor. Biraz da şimdi limon suyu. Olivet. Limon suyunun hepsini mi koyacağız? Evet, hepsini. Burada bir tadalım. Hemen bir tadına bakalım. Ufak bir test yapalım. Biraz daha yağ istiyor mu? Bana söyle. Şimdi sanırım bir tatlı yapacağız, Avustralya'ya özel. Şimdi ne var sırada? Sanırım Avustralya'nın en ünlü bisküvisini yapacağız. Tatlı, evet. Aslında iki tane tatlı yapacağız. Bir tanesi Anzak bisküvisi, yulaf, tereyağı ve bal ile yapılır. Enteresan bir hikayesi vardır. Çanakkale Savaşı'na dek gider. Anzak bisküvileri çok sağlıklıdır. Savaş sırasında aileleri tarafından Çanakkale'deki askerlere gönderilen bisküvilerdir. Savaş sırasında. Evet, savaş sırasında. Gerçi buraya ulaştığında o tazeliğini kaybettiler ama gene de çok lezzetlidirler. Şimdi tüm malzemeleri buraya getireyim. Tamam, ben size yer açayım. Teşekkür ederim. Bir kap yulaf ezmemiz var. Bir çeşit kahvaltı gevreğidir. Ne kadar kullanılıyor? Bir bardak. Sonra burada Hindistan cevizi var. Hindistan cevizi. O da bir bardak. Sırada tereyağı var. Ne kadar kullanacağız? 125 gram. Bu arada fırını önceden 150 dereceye getirdik. Şimdi tereyağını bu kaba alıyoruz. Şimdi içine akçaağaç şurubu ekliyoruz. Bunu biraz ısıtalım, 2 dakika kadar. Sonra da şekeri. Karışımın içine esmer şeker ekliyoruz. Tamam, sanırım yine bir bardak. Evet, bir bardak. Ve büyük bir kap un koyuyoruz. Ve bir bardak sıcak suyun içine koyduğumuz karbonatımız var. Karbonat bir çay kaşığı mı? Evet. Şimdi ocağın altını kapatalım. Bu karbonatı da bu karışımın içine koyalım. Tamam, hızlıca karıştırıyorum. Şöyle yavaşça bu erittiğimiz akçaağaç şurubu, tereyağı ve sıcak suyun içinde karıştırdığımız akçaağaç şurubuna benzer bir çeşit şurubu bisküvi harcının içine koyuyoruz ve tahta bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Şimdi bu çok şekerli oldu. Dolayısıyla fazla tüketmek istemezsiniz. Ama savaş zamanında askerler hem tatlı ihtiyaçlarını karşılamak hem de ev özlemini gidermek için bu bisküvilerden tüketiyorlardı. Şimdi bunu mikserde biraz çırpacağız. Anzak bisküvisi ya sert ya da kıtır kıtır olmalıdır. Nasıl istiyorsanız ona göre kabartma tozu da ekleyebilirsiniz. Size yardım edelim mi? Elbette. Ellerim yağ içinde oldu ama strese birebir diye düşünüyorum. Bir de o kadar güzel kokuyor ki bu akçaağaç şurup, mükemmel. Şimdi fırına koyma zamanı geldi mi? Evet, haydi fırın açalım. Kaç dakika pişecek? 15 dakika. Kaç derecede? 150 derecede 20 dakika. Anzak bisküvilerini de fırına attık. Yaklaşık 20-25 dakika pişecekler. Biz şimdi son yapacağımız tarif için, sizlerle paylaşacağımız tarif için şurayı önce bir temizleyelim. Ondan sonra da pavlova yapımına başlayalım. Burada ilk iş yumurta beyazlarını ayırmak. Kaç tane var? 4 tane. En zoru bu, biliyor musunuz? Beze yaparken yumurta beyazının yeterince çırpılması işin kilit konusu. Ben şimdi bunu işin uzmanına veriyorum.
bembeyaz olup köpük kıvamına gelene kadar karıştıracağız, öyle değil mi? Evet, çok beyaz ve kabarık olmalı. 10 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz, biraz vanilya esansı ve 1 çay kaşığı beyaz sirke. Size göstermek istiyorum çünkü başta demişti tepecikler olmasını istiyorum diye. Bakın ne kadar hafif, ne kadar beyaz ve pürüzsüz görünüyor. İşte meren kıvamı tam da bu. Altına fırın için özel yağlı kağıt koyduk ve merenk dağılmaması için böyle ufak bir çember eklemişler. Onun yerine işte siz de mesela evde yapıyorsanız mutlaka taşmaması için, güzel bir şekli olması için bir çember yardımını alabilirsiniz, bir çember kullanabilirsiniz. Çünkü özelliği iki eşit parça yapacağımız için bu merengi pasta kıvamında olacak. Pasta gibi kesik dilimler. Dolayısıyla ikisini de eşit büyüklükte olması lazım. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz büyük bir şekil, isterseniz de küçük küçük şekil verebilirsiniz. Hatta bu ufak versiyonlara beze öpücüğü denir. Şimdi kalıbından alalım. Yardım edebilir miyim? Şuna da bir bakın. Çok güzel görünüyor. Bakın size göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor. Kaç dakika pişecek? 80 dakika. Kaç derecede? 100 derece. ...120 derecelik önceden ısıtılmış bir fırın, 80 dakika merengler pişecek. Anzak bisküvilerinin oldukları yönünde Antoinette beni uyardı. 15 dakika yaklaşık piştiler. Bakalım nasıl görünüyorlar. Very nice. Çok hafif, çok güzel. Gerçekten hoş bir şey. Ve hafif bir şey de olmuş. Çok şekerli olmadığı için son derece sağlıklı yulaf ezmesiyle hazırlaması. Müthiş kolay, gördünüz. 15 dakika pişirdik ve sonuç bu. Bravo. Yaklaşık 120 derecelik bir fırında 80 dakika pişirdik. Bakın çok güzel görünüyorlar. İnanılmaz beze, inanılmaz güzel olmuş. Sıcacık. Ama bunların bir parça soğuması lazım. Çünkü arasına bir parça krema koyacağız şimdi. Şimdi kremayı mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Sade krema mı? Evet. Hızlı bir şekilde çırpıyoruz. Koyulaşıncaya kadar. Ne kadar krema kullanıyorsunuz? Bir kutu mu? İki kutu. Sen de mi çırptın? Evet. Her ihtimale karşı. Tamam, çok güzel. Çok güzel, bu da yumurta gibi kabarık. Hiç şeker eklediniz mi? Hayır. Zaten yeteri kadar şekerli oluyor. Bizim burada almak istediğimiz tat şekerden çok krema. Eğer isterseniz kakao veya kahve de ekleyebilirsiniz. Burada taze meyveler görüyorum. Çilek var. Evet, kivi ve yaban mersini de var. Buraya koyabilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Zaten bezeler enfes olmuş. İçine krema koyunca ve de bu taze meyvelerle birlikte hem hafif bir tatlı oldu gördünüz hem de son derece sağlıklı. Meyveli, güzel. Çilekleri istersen sen dizebilirsin. Şöyle elinle alabilirsin. Bu şekilde mi? Çok renkli görünüyor. İkinci katı da koyalım. İkinci merengi de alıyoruz şimdi. Bunu da üstüne koyuyoruz. Böyle bir sandviç gibi. Biraz daha krema. Hmm.
Mutfakta gayet iyisiniz. Şaka yapmıyorum. Doğuştan yeteneklisiniz. Evet, bence de. Normalde böyle şeyler söylemez bana. Geri kalanını da en son katın üzerine koyacağız, değil mi? Evet. Bu benim oğlumla hafta sonları bir yerlere gittiğimizde yediğimiz bir tatlıdır. Oğlum bayılır. Siz tabii bunu hep evde yapıyorsunuz. Evet, ama onunla birlikte yapıyoruz. Güzel görünsün diye servis yapacağımız zaman pudra şekeri koyuyoruz. Büyükelçi çok profesyonel. Gördüğünüz gibi her şeyi mükemmel yapıyor. Evet, bitti. Nice and easy. Ne hoş. Great. Elinize sağlık. Is it now time for the meat? Absolutely. Yes. Exactly. Tamam, tatlılar bitti, Alzak bisküvisi bitti, pavlova bitti. Görüyorsunuz muhteşem bir pasta oldu. Şimdi artık etlerimizi pişirme zamanı. Bakalım Büyükelçi mutfakta olduğu kadar mangal başında da yetenekli mi? Sıra enfes marine edilmiş etleri mangalda pişirmeye geliyor. Şansımıza hava soğuk ama güneşli. 10-15 dakika sonra etler nar gibi kızarıp yemeğe hazır hale geliyor. Artık hepimiz çok acıktık. Evet, şimdi etlerimiz geldi. Etlerimiz hazırlandı, mis gibi piştiler, mis gibi kokuyorlar. Sanırım en son yapacağımız ufak bir dokunuş var etlere servis yapmadan önce. Hemen Büyükelçi'ye soruyorum. What's the next? Nihai dokunuş nedir? Son dokunuşumuz yoğurtla yapılan bir sos. Bol yoğurt ve taze nane ile. 2,5 yemek kaşığı şeker de ekliyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Bu sos zaten Türk damak tadına uyan malzemeler barındırıyor. Normalde şeker konulduğunu bilmiyordum fakat şimdi tadına baktığımda nasıl olduğunu göreceğim. O zaman önce eti keselim ve nasıl olduğuna bakalım. Anlaştık. Wow. Hiç de fena sayılmaz. I think it's cooked perfectly. Mükemmel pişmiş. Gerçekten mükemmel pişmiş. Güzel de bir sos yaptı. Normalde şeker konulmaz ama değişik kişi olduğundan eminim. Tuz yerine şeker koymayı tercih ettiler. Taze nane ile birlikte. Bakalım nasıl oldu. Bence çok iyi pişmiş. Çok etkilendim. Şimdi avokadolu salatayı da tadalım. Türkiye'de avokado salatalarda pek kullanılmıyor. Ama biz Avustralya'da avokadoyu salatalarımızda çok sık kullanırız. Enfes olmuş. Ve pavlova'ya bakalım. Çok merak ediyorum. Elbette. Bizim meşhur tatlılarımızdan pavlova. Çok merak ediyordum bu bezeleri nasıl kesecekler diye. Hemen dikkat ettim. Büyükelçi böyle son derece başarılı bir şekilde bu işten sıyrılıp topu eşine attı. Çok güzel, taze ve hafif bir tatlı. Evet, çok krema koymazsanız daha hafif olabilir. Evet,
Evet, Elçi Zeval Olmaz'ın bu bölümünde Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi James Larson ve eşi Antoinette Larson'a konuk olduk. Önümüzdeki hafta bir başka ülkenin mutfağını sizlere tanıtacağız. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.